artan döviz kırları hakikaten hani belimizi bükmedi mi? Hemen hemen her endüstride, her alanda bir şöyle bir sekteye uğradık. Şöyle bir silkelendik, toparlandık, dönem içerisinde silkeleniyoruz gibi gibi gibi. Tabii her birimizin bütçesi çok önemli, çok kıymetli. Her birimiz eğitime zaman ayıracağız, emek vereceğiz, bir o kadar da bütçe vereceğiz. Şimdi dil okullarını anlatırken kaliteyi çok önemsiyoruz. Verdiği hizmeti çok önemsiyoruz ama cebimizi de önemsiyoruz aslında. Çünkü yani bundan bir yıl önceki dil eğitimine giden çocukla şimdiki giden dil eğitimi alan çocuk arasında fiyat olarak bakıyorsunuz dünya kadar fark ortaya çıktı. Hizmet olarak aslında aynı şeyi alıyor ama cebinden çıkan para. O zaman aslında farklı arayışlarda gündeme geliyor. Bütün bu dil okullarını anlatırken dedik ki birazcık farklı fiyat yelpazesinde hizmet veren ama kalitesini de bozmadan yine yoluna devam eden, hedefleri, amaçları, misyonu doğru olan dil okullarını da gündemimize alalım istedik. İşte onlardan bir tanesi de College Platon diye bir dil okulu. Bahadır Bey özellikle anlatmak istedi size. Çünkü Türkiye pazarına yeni Evet, girdiğini, aynen yeni girmeye bu başladı. noktada da hani sektöre Türkiye pazarına yeni girmiş olması, Türk öğrencilerin orayı yeni yeni keşfediyor olmuş olması demektir. Biraz daha Türk öğrencileri daha az demektir gibi bir yorumla da Kesinlikle. bulunduk. Sonuçta da dedi ki gelin bunu anlatalım. Madem sektöre Duyuyoruz. Türkiye pazarına yeni girdiler, o zaman biz de bu dil okulunu genç arkadaşlara tanıtalım. Evet. Dediğiniz gibi bunu özellikle bu okuldan bahsetmek istedim arkadaşlar. Çünkü Bilgiler'in söylediği gibi hakikaten kurlar her gün artabiliyor. Ve artık ülkemizde neye göre arttığını tespit etmek bile çok veya neye göre düştüğünü tespit etmek bile hakikaten çok zor oluyor. Bu arada ben Dalgalanma iktisat temelli bir ismim ama hakikaten ben de hiç tespit edemiyorum. Yani neye göre artıyor, neye göre azalıyor artık. Hakikaten çok bunu öngörmek de çok mümkün değil. O yüzden de birazcık daha tabii ki hem öğrenciler hem de velileri, sponsorları daha temkinli davranıyorlar haliyle. Onları da hani daha iyi anlamak adına sürekli tabii bizim arayışlarımıza devam ediyor. Çünkü bazı okullar hali hazırda Türkiye marketine girmemiş durumdaydılar. Yavaş yavaş girmeye başlıyorlar. Bunlardan bir tanesi de College Platon. Oldukça da iyi bir okul. Zaten hani okulun kalitesine güvenmediğimiz takdirde sizi kesinlikle tanıtım falan filan da yapmayız. O yüzden hani gönül rahatlığıyla bu okulla alakalı da bilgi verebiliyorum. Özellikle fiyat açısından arkadaşlar hem kendi içerisinde bulunduğu şehirdeki diğer okullara nazaran hem de diğer şehirlerdeki Kanada'nın büyük okullarına nazaran yaklaşık olarak %30-35 gibi bir okul ücretlerinde uygunluk söz konusu. Bu oldukça ciddi bir miktar. İyi. Oldukça Evet. ciddi bir miktar. Bunun yanında konaklama opsiyonları açısından da çok uygun opsiyonlar sunuyorlar. Yani ailenin konaklamaları da çok çok daha uygun fiyatları sunuyorlar. Yani yaklaşık olarak %20 onlarda da bir düşük fiyat uygulaması söz konusu. Bu hani okulun spesifik olarak uyguladığı bir şey değil. Genel fiyat politikası bu şekilde arkadaşlar. Ama hani kalitesi düşük mü? Böyle düşük fiyatı varsa kalitesi düşük müdür derseniz arkadaşlar kalitesi düşük bir okul değil. Hani bunu size söyleyeyim çünkü yani yıllara dayanan bir deneyimle okulu çok daha iyi gözlemleyip inceleyebiliyoruz çok kısa süre içerisinde. Sınıf sayıları çok yeterli. Arkadaşlar oturmuş bir eğitim sistemleri var. Yaklaşık 35 senelik bir okul bu arada. Türkiye pazarına girmemiş olmasına rağmen çok çok eski bir okul arkadaşlar. Sektörde biliniyor. Sektörde aslında hani Türkiye sektöründe bilinmiyor ama Türkiye pazarında bilinmiyor ama hani genel olarak biliniyor. Özellikle hani öğrenci dağılımında oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Öğrenci dağılımı iyi olmakla beraber Türkiye pazarında bilinmediği için Türk öğrenci oranı da düşük. Bir handikap olarak ne düşünülebilir belki? Montreal şehrinde bulunuyor. Yani bu arada Montreal diyorum ama bazı insanlar Montreal neresi diyebilir. Hani bir Kanada yaşayan insanlar hep Montreal hani der. Montreal hani aslında hani diyebilirsiniz. Evet. Montreal aslında hani şehrin ismi uluslararası literatürde. Montreal. Montreal şehrinde bulunuyor. Buradan da daha önce bahsetmiştik Montreal şehrinde. Hani Quebec eyaletinde bulunan ağırlıklı olarak Fransız, Fransızca. Frankofon kültürünün hakim olduğu bir ülke eyalet olduğundan, şehir olduğundan ötürü ağırlıklı olarak iki dil konuşulsa da ağırlıklı olarak Fransızcanın, Fransız kültürünün hakim olduğu bir eyalet burası. Fakat insanlar herkes İngilizce biliyor. Sokakta bazı bir kesim, bir yaklaşık %15-20'lik bir kesim ağırlıklı olarak Fransızca konuşmayı tercih etse de yani İngilizce olarak iletişimde kalabiliyorsunuz insanlarla. Bir sıkıntınız olmuyor. Zaten asıl sizi İngilizce konusunda ivme kaydettirecek olan nokta alacağınız okuldaki eğitim.
ve sonrasında okul haricinde geçireceğiniz anında sınıftaki arkadaşlarınızla çevrenizle etkileşiminizdir. Zaten sınıftaki arkadaşlarınızla problem olmayacağı için, herkes İngilizce konuşacağı için bir handikap oluşturmayacaktır. O yüzden de hani bu %25-30'luk, 35'lik hatta fiyat farklılıklarına kesinlikle değer arkadaşlar. Yani bu fiyat farklılığı oldukça dikkate almanız gereken. Güzel. Yani özellikle bu hakikaten aileler için, sponsor olacak kişiler için, evet, önem arz edecek. Kesinlikle. Yani bir de şimdi şöyle de bir şey var. Hani her ne kadar çok öngöremiyoruz desek de birçok ekonomist hani günümüzde şu anda biz hani Nisan ayına giriyoruz, 2019 yılına. Bu video bu zaman çekiliyor yani. Fakat hani sene sonu itibariyle hakikaten döviz tahminleri çok ciddi ekonomistlerin oldukça yüksek durumda maalesef. İnşallah böyle bir şey gerçekleşmez. Fakat hani gerçekleşirse de uzun dönemli dil eğitimi planları yapan insanların birikimlerde yani döviz bazında değilse zorlanmamaları adına bu tip seçimler yapmalarını öneririm. Özellikle akademik planları yoksa arkadaşlar, hani PET ve konusunda falan filan hani çok bir şeyiniz yoksa, dili öğrenmeye gidiyorsanız gerçekten College Platon, hani PET-V konusunda, çünkü PET-V kalitesi, akademik İngilizce konusunda şu anda net bir şey söyleyemiyorum, açık konuşayım. Ama genel okulun kalitesi açısından oldukça iyi bir okul olduğunu söylüyorum, çünkü memnuniyet oranları çok yüksek. Evet, zaten hani bu tarz video içerikleri oluştururken biz birçok şeyin analizini yaparak anlatıyoruz size. Ya yaşanmış tecrübeleri paylaşıyoruz gün sonunda, ya işin içerisindeki başka yorumları irdeleyerek anlatmış oluyoruz. Ya birçok görüşten geçerek geliyor bu videolar. Deneyimden geçerekten geliyor. Kesinlikle. Dil okulu ile ilgili eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı? Eklemek istediğim farklı bir şey ne olabilir arkadaşlar? Hani uçuşlar ağırlıklı olarak direkt Toronto'yadır. Hani o yüzden Montreal'e uçuş bulmakta hani zorlanabilirsiniz. Belki aktarma uçuş bulursunuz. Hani Fransa üzerinden falan olabiliyor. Ama yani hani Toronto üzerinden de direkt Montreal'e gidebilirsiniz. Şehirçi, yani tarzı ülke içi uçuşla. Hani belki bir o açıdan bir şey olabilir ama hani farklılık var mı fiyatı olarak, hani çok ciddi bir şey ödenmiyor zaten. Yani Toronto, Montreal uçuşları hakikaten öyle pahalı uçuşlar da değil baktığınız zaman. Zaten %30'luk falan bir kar edeceğiniz için okul ücretinde fazlasıyla değer diye düşünüyorum. Özellikle belki uzun süreli eğitimler. O %30'luk farkı süreyi de uzatabilirler. Yani tabii. 6 ay değil de 8 aya çıkartabilir. 8 ay değil de 1 yılda tamamlayabilir. O bütçenin zaman kalma zamanını uzatmış olur. O da güzel bir, aynen, planlama olabilir. İyi bir, aynen, seçenek. Aynen. Biz hem fiyat kalitesi hem eğitim olarak size anlatma gereğini hissettik. Daha detaylar, daha farklı bilgiler de almak istiyorsanız, olabilir, bana da uygundur falan diyorsanız bize yazın lütfen. Maillerinizi bekliyoruz. info@yurtdışieğitim.net'ten ulaşabilirsiniz. Mail olarak yazabilirsiniz. Bu bize gelen mailleri zaten Kanada ile ilgili gün sonunda Bahadır Bey'e iletmiş oluyoruz. O da en kısa süreçte, müsait oldu, en kısa sürede size ulaşıyor. Merak etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.